Erk Acarer, 31 Mayıs 2021. Bir gün. Mario Puzo, aile. Savcılar göreve ifadelerinin karşılığı olup olmadığını anlamak için 8. videosunu servis eden mafya lideri Sedat Peker'in arkasındaki kitaba bakmak yeterli. Mario Puzo, aile. Mafyatik bir örgütlenmede ailenin önemi anlatılıyor. Filmlere, dizilere, kitaplara ilham veren ilişkiler. Elbette Türkiye'de bu ilhamdan yararlandı. Rating rekorları kıran Çukur dizisinde de ailenin önemi anlatıldı. Dizinin ismi bugün ülkede yaşananları tanımlıyor olabilir. Ailenin mafya, devlet, siyasetle iç içe girmesiyle ortaya Türkiye'ye özgü bir durum çıktığı görülüyor. Çukur ve onun derinliği burada netleşiyor. Savcılar kime bağlı ve aile ilişkileri nasıl saçaklanıyor? Bu iki soruya verilecek içten cevaplar sadece kamuoyunun değil, siyasilerin yaptığı savcılar göreve çağrısının ne kadar karşılıksız olduğunu gösteriyor. Peker'in iddialarını dile getirenlere yönelik bir suç örgütü liderine mi inanıyorsunuz diye geçiştirmek isteyenler var. Bu noktada Peker'in kim olduğu sorusu önemli. Hala AKP ve ülkücü tabanda değer verilen ve karşılık bulan bir isim. 2 yıl öncesine kadar resmi değil ama fiili olarak iktidarla yol alıyordu. Şimdi hem paramiliter faaliyetlerini hem de cihadizmle olan yakın ilişkilerini itiraf ediyor. Önemli bir tanık. Belgelere, görüntülere, ses kayıtlarına, gazetecilere ilave olarak söylediklerinin hukuki karşılığı olamayacağına vurgu yapılıyor. Dahası tek kişilik bir terör örgütüne dönüşmek üzere. Oysa anlattıkları tam da içeriden biri olarak gazetecileri, belgeleri, görüntü ve ses kayıtlarını doğruluyor. Soralım, kime inanmalıyız? Peker Suriye'yi anlattı. Ortaya vahim bir şema çıktı. Devletin resmi kurumları, taşeron kurumlarla işbirliği içinde. Kar sağlayan firmalardan, radikal İslam'a uzanan bir yoldan söz ediliyor. Peker'in iddiaları çarpıcı. Ana fikir olarak şemanın netliğini şöyle ortaya seriyor. Suriye'ye giden silahların parasını verdim. Bunlar Sadat eliyle El Nusra'ya gönderildi. İllegal yöntemlerle petrol, kaçak mallar, metaller de Suriye'ye yollandı. Bunu legal hale getiren ve onay veren kurumlar oldu. Peker, Suriye'deki ticareti net ifadelerle şöyle anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İlişkiler Başkanı Metin Kıratlı onay verdi. Teyidin ikinci ayağı Murat Sancak ve Ramazan Öztürk'tü. Son halka Abu Abdurrahman ya da Abu Şima olarak bilinen El Nusra iktisat sorumlusuydu. Kritik noktalardan biri Murat Sancak'ın damat beyi saklaması. Peker'in anlattıkları sadece Suriye'ye değil, söz konusu ilişkiler üzerinden Libya'ya da uzanıyor. Bunun için açık kaynaklardaki BMC'nin yolladığı kirpi denilen zırhlı araçlara bakmak lazım. Büyük miktarda ve gemilerle gitti. Trablus'ta radikal İslamcılarla karşılandı. Diğer giden malzeme ise Bayraktar'ın İHA ve SİHA'larıydı. İlişkiler sanki diğer damada da uzanıyor. Rus ve Arap basını aylar önce önemli haberler aktarmıştı. SİHA'ların eğitimini Trablus'ta deniz kenarındaki lüks otellere yerleştirilen Sadat personeli veriyor. Sayıları 800 civarı. Öztürk ailesi Sancaklar gibi ön planda. Ethem Sancak, BMC'yi alınca tesadüfen olsa gerek Rize Güneysu'dan iş insanı Talip Öztürk'le tanıştı. BMC'nin %49,9'u Katarlılara satılmıştı. %25,1 ise Talip Öztürk'e satıldı. Sancak'ta %25 hisse kaldı. BMC'nin başında Talip Öztürk'ün oğulları daha çok görünür oldu. Sancak ve Öztürk soyadlarına bir başka soyadını daha eklemek mümkün. Gür ailesi. Mehmet Gür Erdoğan'ın Mehmet amcana götür sıfırla dediği kişi. Orta Doğu İnşaat'ın sahibi Gürler, Erdoğanlarla eskiden beri iç içe. Gür'le Öztürk ailelerinin ortak oldukları, bu ortaklıkların Öztreyler şirketi ve Orta Doğu İnşaat'ta yüzeye çıktığı iddia ediliyor. BMC'nin alt işlerini Öztreyler'in yaptığı ileri sürülenler arasında. BMC'ye Sakarya Ferizli'deki büyük bir arazinin, Öztreyler'e ise yakınındaki sanayi bölgesinde bir alanın verilmiş olması ileri sürülenlere ek. Öztreyler çay işi de yapıyor. Özgür Çay markası adı altında BİM'lere çay veriyor. Erdoğan'ın dağıttığı çaylar bunlar olabilir mi? Kim bilir? Şimdi burası çok önemli. Esas oğlanın denizcilik şirketi BMZ, Orta Doğu şirketinin altında yer alıyordu. Bu iki aile, al-sat yapan sancakların önüne geçmiş gibi. Derinde daha faal oldukları görülüyor. Ancak Sedat Peker'in Murat Sancak'ın damat beyi Hadımköy'deki evinde sakladığını anlatması, sancakların dostlukta ve alışverişte baki olduğunu ortaya koyuyor.
İnşaatta beşli çete, silahta üçlü çete ile Sadat AŞ, uyuşturucuda ise ulaştırma ve limancılar, Sedat Peker Tayyip abi diyor. Arkasında Mario Puzo'nun Aile isimli kitabı var. Sağdan baksan da soldan baksan da işler o kitaba çıkıyor. Savcılar göreve gelir mi? Türkiye'nin tozunu geniş bir halk yelpazesinin alacağı akla daha yakın. Öte yandan dünyada da bu ilişkileri Sağır Sultan bile duydu.